Merhabalar gençler, YouTube Fizikle Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, 9. sınıfın arkadaşlar fiziğin doğası ya da fizik bilimine giriş ünitesinde bulunan konunun sonunda bulunan diyelim hatta bilim araştırma merkezleri ile ilgili bir video çekelim dedik. Son birkaç seneden beri biliyorsunuz arkadaşlar müfredatta var olan bir konudur. Kim ne yapıyormuş en temel bilgileri sizlere anlatmaya çalışacağız dediğimiz döndüğünce deyip başlayalım bakalım. Evet. Bilim araştırma merkezleri. Öncelikle bilim araştırma merkezlerinin fizik için önemi nedir? İlk çağlarda insanların doğa olaylarını merakıyla başlayan gözlemler, rastlantısal buluşlarla zamanla yerini düzenli çalışmalara bırakmıştır. Bakın modern çağımızda kişisel çalışmalar ve bilimsel yöntemler önem kazanmıştı. Neydi hani bilimsel yöntem basamakları falan diye biliyorduk. İşte bu yöntemlerle yapılan çalışmalar insanlığın ne için aydınlanmasını sağlarken teknolojinin de gelişmesine katkıda bulunmuştur biliyorsunuz. İşte burada çok önemli kısımlarından bir tanesi şu. Bilimsel çalışmaların bakın rastlantılara bağlı kalmaması, gelişimin hızlanması için bireysel çalışmalar yerine çalışmaların daha organize edildiği, daha iyi bir şekilde planlandığı olması için kurumsal merkezler kurulmuştur arkadaşlar. İşte nedir? Çünkü bilimsel çalışmaların bir merkezde birçok bilim insanının, bakın burada bu önemli şey, birçok bilim insanını aynı yere toplamak çok büyük bir avantaj. Senin göremediğini bir başkası görebilir. Ekip çalışması yardımıyla da doğru sonuca ne olacaktır arkadaşlar? Daha kısa sürede ulaşmayı sağlayacak. Esas amaçlardan bir tanesi de budur. Tabii ki bu da neyle olacak? Tabii ki işbirliği çerçevesinde olacak arkadaşlar. İşte bilimsel mesela göreceğiz biraz sonra CERN'de bir sürü parçacık fizikçisi bir arada çalışıyor arkadaşlar. Amaç ne? Sonuca birinin gördüğü başka birinin farklı düşüncelerini bir arada gerçekleştirmek. Bu nedenle bilim insanlarının çalışmalarını, çalışma ortamlarını düzenleyip donanımı güçlü laboratuvarlarla desteklemek ulusların dolayısıyla insanlığın gelişimini hızlandırmak açısından önemlidir. Bakın sen belki bireysel olarak veya işte tek başına bir ülke olarak gerekli laboratuvarı, güçlü laboratuvarı kuramayabilirsin ama ülkeler bir araya gelerek ya da insanlar işte bir şekilde bir araya gelerek bunları tek başına yapamadığını daha güçlü bir şekilde yapabiliriz. Şimdi burada bizi ilgilendiren kurumlar kimler? 6 tane kurum göreceğiz arkadaşlar. İlk göreceğimiz 3 tanesi Türkiye'de bulunan kurumlar. Bunlardan birincisi arkadaşlar TÜBİTAK meşhur ismiyle de nedir? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. 1963 yılında önce Türkiye Bilim ve Teknik Araştırma Kurumu adı altında kurulmuş. Ulusal öncelikleri bulunan TÜBİTAK, akademik çalışmaları, bakın bu çok önemlidir. Akademik çalışmalarını endüstriyel alana aktaran bir kurumdur. Yani bilim adamları burada şu var, çok da güzel göreceksiniz şimdi. Yenilikçi, paylaşımcı bir vizyona sahip olan TÜBİTAK, bilimsel çalışma yapan kişi ya da kurumlara burs, destek, ödül ve benzeriler şeyler vererek ülke kalkınması için katılım arttırıcı, destekleyici bir politika izlemektedir. TÜBİTAK, bilimsel çalışmalar yürüten Ar-Ge enstitülerine destek verir, çalışmalarını takip eder. Bakın çok önemlidir. Üniversiteler ile sanayi sektörü arasındaki bağlantıyı sağlayan bir kurumdur arkadaşlar. Ve TÜBİTAK'ın çalışma alanları farklı olan enstitüleri bulunmaktadır. Bakın bunları ismen belki bilmek zorunda değilsiniz ama ne iş yaptıkları konusunda size ipuçları. Bakın TÜBİTAK SAGE, Savunma Sanayi Araştırma Geliştirme bu üzerine. Mesela UEKA, Uluslararası Elektronik ve Kriptoloji Araştırma. Mesela ne iş yapıyor? Şu anda arkadaşlar biliyorsunuz kullandığımız mesela yeni modern elektronik kimlikler. Bunlar bakın kriptoloji ile korunmak zorunda belli bir şifreyle. Ne yapıyorsun? Uluslararası ehliyetlerimiz var artık. Uluslararası kimliklerimiz var, değil mi? Nereye gidersen git elini kolunu sallayarak gidebileceğin işte ne var? Aynı şekilde bir sürü bilgimiz var bizim. Bunların hepsini bu organize ediyor. TÜBİTAK MAM, ne yani Marmara Araştırma Merkezi, çevre, temiz enerji üretimi, gıda, kimyasal teknoloji ve deniz bilimleri, yer ve deniz bilimleri. Bilten, elektronik, güç elektroniği ve bilgisayar teknolojileri. TÜBİTAK Uzay'la bakın yerli gözlem uydumuz var, RASAT ve istihbarat uydumuz Göktürk iki başarılı çalışmalarıdır. TÜBİTAK UME ölçüm birimi alanında gerçekleştirilen tüm ölçümleri güvence altına alıyor. Yani sen uluslararası standartlara uygundur. Ve son olarak da ULAK bilim dediğimiz bir kısım. Üniversite ve araştırma kurumlarını eğitim ve benzeri amaçlı ağ kurmak. Bunların paylaşımı yani yaptığım bir çalışmayı uluslararası standartlara taşımak amaçlı yapılan bir enstitüdür arkadaşlar. Yani buradan esas çıkartacağımız ya bunu ne yapıyor değil de mesela ne oldu?
Elektronik kimlik kartlarımızdan kim sorumlu demiş? TÜBİTAK mesela. Bunun organizasyonda. İkinci kurumumuz arkadaşlar TAEK meşhur ismiyle Türkiye Atom Enerji Kurumu. 1956 yılında kurulan TAEK ülkemizin dikkat edin bilimsel, teknik ve ekonomik alanlarda gelişimi için özellikle dikkat edin atom enerjinden yararlanılması amacıyla çalışmalar yapan bir kurumdur. Ve dikkat edin TAEK yurt içinde nükleer ve stratejik maddelerin yani ille nükleer olmak değil ama önemli maddelerin bulunup çıkartılması, arıtma, işletme işlemlerinin yapılması ve bu maddelere ait genel esasların saptanması yetkisine sahiptir. Yani tehlikeli bir madde varsa bundan sorumlu olan kişi TAEK arkadaşlar. Sorumlu olan kurum bu. Veya onun belirlediği kurallarla oynayabilirsiniz siz de. Ülke sanayisinin nükleer teknolojiden yararlanmasını sağlamak amacıyla nükleer malzemelere ait bakın işlemleri gerçekleştirerek radyoizotop üretiyor. Bunun dağıtımını, tesislerini kurma işlemini de üstlenmiştir. Radyoaktif cihaz bulunduran kurumların da bakın lisanslandırılması, radyasyondan kaynaklanan zararlardan koruyucu ilkeleri belirlemek yasal sorumlulukların arasında bakın. TAEK zararlı maddelere karşı insanları uyaran işaretçiler ve levhalardan da sorumlu. Bunların gerekli yerlere önlemlerin alınmasını da o belirliyor arkadaşlar. Şuralara konulması doğrudur diyerekten o belirliyor. Üçüncü arkadaşlar nedir? Aselsan. Bakın askeri elektronik sanayi arkadaşlar anlamına geliyor. Şimdi askeri elektronik sanayi öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendine özgü cihaz ve haberleşme araç gereçlerinin üretilmesi amacıyla 1975 yılında Türk Kara Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı önderliğinde kurulmuştu. Fakat günümüzde farklı sektörlerde dikkat ederseniz arkadaşlar elektronik ürün hazırlayıp elektronik projeler sunmaktadır ve dünya tarafından gayet iyi tanınan bir kurumumuz arkadaşlar. Aselsan'ın amacı Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere bakın özellikle amaçtan bahsettiğim için önemli bir yerden bahsediyorum dikkat edin burada. Ne diyor? Yurt içi ve yurt dışı müşterilere yüksek kalitede ürünler sunmak, dışa bağımlılığımızı azaltarak milli kaynakları değerli kılmaktır. Bakın burası da bu işin en önemli yeri. Çünkü şartları bakın. Amacı burada. Evet bir başka bizim ülkemizdeki bilmeniz gereken 3 tanesi bunlardı. Neymiş arkadaşlar? TÜBİTAK, TAEK ve Aselsan. Şimdi bunun dışında da 3 tane daha var. Bunlar da ülkemizin dışındaki. Bunlar da uluslararası çalışmalar yapan şeyler. Birincisi neymiş? CERN meşhur ismi duymuşsunuzdur arkadaşlar. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi. 1954 yılında kurulan CERN dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır dikkat ederseniz arkadaşlar. Aynı zamanda bunun dışında ne var? Özellikle kurumsal fizikçilere, mühendislerin çalıştığı bu merkezde evrenin oluşumunu açıklamak amacıyla atomun yapısı incelenmektedir. Birçok ileri teknoloji ve donanımlı çalışma alanına sahip CERN'de en önemli bölüm hatırlayanlar vardır. Büyük hadron çarpıştırıcısı derler buna. LHC verilen parçacık hızlandırıcısının bulunduğu kısımdır. Günümüzde insanoğlunun bilgiye ulaşma ve iletişim olarak kullandığı hatırlarsanız World Wide Web yani bildiğimiz klasik WWW sistemi CERN'de keşfedilmiş. Bakın ilk parçacık fiziği araştırmacılarının birbirleriyle kolay haberleşmesi için böyle bir WWW kurulmuş. Böyle derken şu anda bütün dünyanın herhalde bağımlı olduğu şeyi elde etti arkadaşlar. Bir başka çalışmamız arkadaşlar neymiş? Beşincisi Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA. Yani Amerika'daki 1915 yılında Amerika'da kurulan merkez önce uçak yapımına yönelik çalışmalarla işe başlamış. Daha sonra uzay alanında çalışmalarla geliştirmiş. Amerika Birleşik Devletleri'ne dikkat edin sivil uzay çalışmaları askeri değil dikkat edin NASA tarafından üstlenilmiştir. İnsanlı insansız birçok uzay programını gerçekleştirmiştir. NASA'nın bir akrabası da Avrupa'da var arkadaşlar. Buna da ESA deniyor. Avrupa Uzay Ajansı. Öteki Amerika'nın kendisi. 1975 yılında kurulan ESA'nın merkezi Fransa'dadır dikkat edin. Çalışma programları arasında gezegenlerin ve ayın araştırılması, insanlı insansız uzay araçlarının araştırılması, uçuşları bulunmak. 2004 yılında ESA ve dikkat edin TÜBİTAK dış uzayın incelenmesi ve kullanılması konusunda işbirliği de yapmıştır arkadaşlar. Ve burada bütün bu bilimlerin dışında bir de şu var arkadaşlar. Yine müfredatta var olan bir şey bilimsel araştırma ve etik. Bilim insanları yalnızca zeki ve çalışkan insan olma özelliği taşımamalıdır. Aynı zamanda etik değerlere de içselleştirmiş,
çalışmalarını ulusun yararı için yürüten, vatansever, insan ve doğa sevgisi taşıyan, adaletli ve dürüst yapıda da olmalıdır. Bunlara biz aslında çaktırmadan etik yapı diyoruz arkadaşlar. 2001 yılında TÜBA neymiş? Türkiye Bilimler Akademisi tarafından belirlenen bilimsel etiğin temel ilkeleri vardır arkadaşlar. Yani bir bilim adamının uyması gereken, bilim insanının uyması gereken etik kurallar vardır. Bunlar nelermiş? Bir numara, veriler sadece bilimsel yöntemlerle yürütülen gerçek deney ve gözlemlerden elde edilmiştir. Elde edilmiş verileri saptıramaz, etik olarak saptırılamaz. İkincisi, bilimsel araştırma sürecinde deneklerin zarar görmemesi, bilgilendirilmesi gibi sağlık konusunda bilgilendirme zorunluluğu arz etmektedir. Mesela hayvanlara zarar verilmemesi gerektiğini söyler. Bilim insanı araştırma bulgularıyla ilgili olarak toplumu bilgilendirmek, olası zararları konusunda uyarmak zorundadır. 4. Araştırma sonuçları ne demiş? Araştırmayı yapanların tümünün isimlerinin katkıları oranında dikkat edin yayınlanır. Yani bu çalışmada kim var ama en çok kim katkıysa en çok onun ismini duyacaksınız demektir. 5. Araştırma sonuçlarının yayınlanmasında yararlanılan kitap, dergi ve her türlü alıntı kaynağı belirtilmek zorundadır. Ve 6.'sı da arkadaşlar, bilim insanı akademik yaşamın tüm evrelerinde ve öğretim, yöntem, akademik değerlendirmeye ilişkin görevlerde bilimsel liyakatını temel ölçü olarak kabul edecek. Yani burada hırsızlık vesaire bilmem ne, bilim hırsızlığı, bilgi hırsızlığı hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Etik olacak şekilde, bu liyakatı taşıyacak şekilde ölçüye sahip olması gerekiyor. Evet, bunlarla ilgili deneme sınavlarında, belki de gerçek sınavda karşınıza gelecek arkadaşlar bu bilgiler. Unutulabilir, ara ara tekrarlarsınız arkadaşlar, videoları açarsınız, 5 dakikanızı 10 dakikanızı alacak bir çalışma oldu zaten. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamızda tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın, hepiniz hoşça kalın.